Önceki videolarda endokrin sistemi oluşturan organlardan ve salgıladıkları hormonların kan yoluyla vücudumuzun her köşesine nasıl ulaştığından bahsetmiştim. Zihninizde şöyle bir görüntü canlanmış olabilir. Hormonlar miktar gözetmeksizin rastgele salgılanıyor ve damarlarımızda başıboş dolaşıyor. Ancak hormonların vücudumuzda üstlendiği rolleri ve oluşturduğu etkileri düşündüğümüzde aslında öyle olamayacağını anlıyoruz. Zira vücudumuz bu etkilere karşı son derece duyarlı. Algımızı, duygu ve davranışlarımızı doğrudan etkileyen bu organik bileşikler hiç de öyle başıboş değil. Tam tersine kanımızdaki hormon konsantrasyonu ya da miktarı sürekli bir denetim altındadır arkadaşlar. Bu denetim farklı yollarla sağlanıyor. Örneğin metabolizma ve e, ekskresyon yani boşaltım yoluyla. Bu bir devri daim. Binlerce hormon hedef reseptörüne bağlanırken binlercesi de bulunduğu yerden ayrılıyor ve vücuttan atılıyor. Bu süreçte kilit rol oynayan organlarımızdan biri karaciğerimiz. Karaciğer ihtiyaç fazlası hormonları metabolize ederek safraya dönüştürüyor ve sindirim sisteminde kullanılmaya hazır hale getiriyor. Bir diğer organımız ise böbreklerimiz. İki böbreğimiz de kanımızı sürekli filtre ederek atık maddeleri ayrıştırıyor. Bu maddeleri idrar yoluyla vücudumuzdan atıyoruz. Bazı hormonlarsa kanımızda parçalanıyor. Parçalanma sürecinden kalanlar da karaciğere ya da böbreklere gidiyor. Bu hormon artıklarını kimi zaman ter yoluyla da vücudumuzdan atıyoruz. Dediğim gibi bu bir devri daim. Sürekli tekrarlanan bir döngü yani. Görevini tamamlayan hormonlar vücuttan atılırken yerlerine yenileri geçiyor. Vücudumuzdaki hormon miktarını kontrol altında tutan bir diğer mekanizma ise geri bildirim döngüleri. Hormonların salgılanmasını sağlayan uyarı zincirine olumlu geri bildirim, hormonların salgılanmasını durduran uyarı zincirine ise olumsuz geri bildirim deniyor. Olumsuz geri bildirimlerde hormon salımı yine bir hormonal faaliyetin sonucu olarak duruyor. Şimdi bu biraz e, kafa karıştırıcı. İsimi çizim üzerinde bunu size göstereyim, öyle anlatayım. Şimdi bakın, şurası hipotalamus. Daha belirgin olsun diye içini karalıyorum. Adını da buraya yazalım. Hipotalamus. Hipotalamus bir hormon salgılıyor. Adı tirotropin salgılatıcı hormon. Tirotropin salgılatıcı hormon. Bunu hızlı söylemeye çalışın, bakayım ne oluyor. Tirotropin salgılatıcı hormon. Tirotropin salgılatıcı hormon tirotropin salgılatıcı hormon tıp dünyasındaki İngilizce kısaltmasıyla TRH. Hipotalamus tarafından salgılanan bu hormon doğruca hipofiz bezine gidiyor. Hipofiz ise gönderilen TRH'ye hipofiz TSH ile yani tiroid uyarıcı hormon üreterek cevap veriyor. TSH de şuradaki tiroid bezine gidiyor. Tiroid bezi hipofiz tarafından gönderilen TSH'ye T3 ve T4 uzun adlarıyla tri iodo-tironin ve tiroksin salgılayarak tepki veriyor. Bu tiroid hormonları tüm vücudumuzu dolaşıyor ve örneğin metabolizmayı apregüle e, etmek için bağlanacakları reseptörleri arıyorlar. Yeri gelmişken bu tıp teriminin ne anlama geldiğini de size anlatmak istiyorum. Apregülenin e, yani apregülasyon. Apregülasyon, vücudumuzdaki hormon miktarının yetersiz olduğu durumlarda hedef hücrelerdeki reseptör sayısının Dolayısıyla de hormona verilen yanıtın arttırılması demek. Bu tiroid bezinin başlıca işlevlerinden biri. Tam da bu noktada işler ilginç bir hal alıyor. Çünkü tiroid hormonlarının aradığı reseptörlerden bir kısmı hipofiz bezinde ve hipotalamusta bulunuyor. Aşağıdan yukarıya doğru işleyen bu geri bildirim sürecinde önce hipofizdeki sonra hipotalamustaki reseptörlere ulaşan tiroid hormonları bu iki organa hormon salımının durmasını e, ...söylüyor, durulması gerektiği mesajını iletiyor yani. Hipofiz ve hipotalamus gelen bu mesajdan kandaki hormon miktarının yeterli düzeyde olduğu sonucunu çıkarıyor... ...ve hormon salgılatıcı, hormon salgılamayı durduruyor. Bu vücudumuzdaki tiroid hormonu seviyesinin ayarlanmasında etkin e, rol oynayan bir numaralı mekanizma. Bu işleyiş ilk bakışta aşırı temkinli, hatta iş güzelce gelebilir. Öyle ya, hipotalamustaki hormon faaliyeti doğrudan tiroid hormonlarıyla durdurulabiliyorsa... ...aradaki hipofiz bezine ve üstündeki reseptörlere ne gerek var diyebilirsiniz... Aslında ilk anda akla gelen bu soru kendi içinde de cevabını barındırıyor. Yani bu fazlasıyla temkinli işleyiş vücudumuzdaki hormon miktarının kontrol altında tutulmasının nedenle önemli olduğunu ortaya koyuyor bize. Hormonlarımız öyle gelişigüzel, plansız, programsız salgılanmıyor. Kanımızdaki hormonun miktarı önemli ve her daim sıkı bir denetim altında tutuluyor.